Sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada da tek sevdamız olan, aşkımız olan Polis Spor'a ilk başkanımız adaylığını açıklamak için sizleri davet ettik. Davetimizde iştirak ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biz bu yola çıkarken Polis Spor'da birlik, beraberlik, kardeşliği, unutulan kaynaşmayı sağlamak için bir araya geldik. Herkesin bildiği gibi bir yerde başarı varsa ekipten olur. Bunun için biz ekibimizi son derece seçkin güzel insanlarla beraber takım olmak için futbol bir takımsa ekip bir takım olacak. Allah'ın izniyle Polis Spor'umuzu şayet seçilirsek başka arkadaşlarımızla olabilir. Biz onlara da bulurlarsa şimdi başarılar diliyoruz. Yeter ki Polis Spor kazansın, Polis kazansın. Artık kavramın yürütünün olmadığı, tek amacın Polis Spor olduğu bir yönetim anlayışında olacağız. Gençlerimize önem vereceğiz, atletimize önem vereceğiz. Birlik beraber içinde de inşallah Polis Spor'a layık olduğu yere hep birlikte seçilirsek getirmek için elimizden ne gerekiyorsa maddi manevi tüm gücümüzle çalışacağız. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle tabii şu ana kadar görev yapan şu anda da yönetimde devam eden başkanlara ne kadar teşekkür etsin azdır. Her başkan, her ekip Polis Spor'un şampiyon olması için çalışır, emek eder. Ama buradan önümüzdeki sene şampiyonluk sözü vermiyoruz. Şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bu önümüzdeki yıl olmazsa ikinci yıl olacaktır. Böyle çok büyük paralar falan da harcamayacağız. Altyapımıza önem vereceğiz. Gençlerimize önem vereceğiz. Elimizden gelen neyse onu yapacağız. Tabii çok farklı rakamlar konuşuluyor. Farklı farklı şeyler söylüyor. Biz şimdi resmi olarak açıklamamı yapmadığım için bugünden sonra mevcut yönetimden ne kadar borcu var, harcı var bunu isteyeceğiz. Seçimden önce bakacağız, inceleyeceğiz. Ondan sonra bakacağız ama mevcut kulübün ne kadar borcu var hakikaten biz de çok ilgilendirmiyor. Borcu yüksek de olsa, az da olsa, çok da olsa biz bu yola çıktık. Bu işin altından her türlü kalkarız. Bu yakınca bir şüphesi olmasın.